Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Avrasya Hospital Sağlık Rehberi. Ki bizim ailemizde hikayesi yok, öyküsü yok, belirti olmadan akciğer kanserine yakalandı ailemizden yakınlarımız. Belirti vermeden de ilerleyebiliyor mu diye izleyicilerimiz soruyor. Şimdi risk faktörü olan aileler misi? Şimdi bu biliyorsunuz birazcık Aziz Bey'in yine çalışmasını küçük bir atıfta. Evet. Aziz Sancar şunları saptadı. Yani bu kalıtsal hastalıkları, gen hastalıkları olan ailelerde biliyorsunuz. Evet. Bazı aile. Bu kendini onarma mekanizması. Mesela şimdi ne diyoruz? Kanserler genetik bir yatkınlık da üzerinde yükseliyor. Yani ailesel faktör iş devreye giriyor. Orada Aziz Bey de şunu gösterdi. Yani kalıtsal hastalıklar diyelim ki hani bu tipik bir kalıtsal hastalık değil, genetik bir yatkınlık oluyor. Yani orada düzeltme mekanizması zayıf işlediği için onlarda o risk artıyor. O grup. Çünkü ilerlemiş evrede siz az önce cümlenizde kullandınız. İlerlemiş evrede akciğer kanserleri bizlere geldiğinde diye bir cümle kullandığınız için izleyicilerimizden de gelen soruyu yönetmeye yöneltmiş oldum. Tabii. Ben şunu söyleyeyim. Yani bu risk grubunun ben mesela şöyle kişisel olarak şöyle bakıyorum. Bu risk grubunun diyelim ki ailesel faktörü olan sigara içicisi, evet, işte ileri evre maden işçisi mesela, tüm maden işçilerde bu söz konusu değil ama antrokoziz geçirmiş bir maden işçisinde, tüberküloz geçirmiş bir olguda bir süre sonra nükseden bir semptom varsa Gülay Hanım, evet, bunun ikinci kez tekrar tüberkülozdan dolayı olabileceği gibi olası tüberküloz zeminine gelişen bir kanser olabilir. Bir antrokoz işçisinin, yani maden işçisinin hastalığında tekrar bir alevlenme söz konusuysa bir enfeksiyon olabileceği gibi akciğer kanseri olabilir. Bir ailesel faktörü olan bir hastanın çok inatçı öksürükleri varsa bu enfeksiyon olabileceği gibi akciğer kanseri. Şimdi bu akciğer kanseri olma ihtimali olan grubun gerçekten hemen ivedilikle hemen bir sefer bir üst tetkike geçmek gerekiyor. Yani akciğer tomografisi düşük dozlu, yani biliyorsunuz günümüzde bu olanağı var, saçılma olanağı zayıflatılan düşük dozlu tomografileri günümüzde kullanabiliyoruz. Bir tane bununla olguyu değerlendirip sonra bu olguyu en azından şuna, ya işte bu sizin semptomunuz şundan kaynaklanıyor olabilir, işte şundan kaynaklanıyor olabilir, bir olanağa ulaşırız. Bu açıdan bu erken evreyi saptadığınızda bir takım şeylerin önüne geçme olanağınız var. Akciğer kanseri. Açalım onu çok, hocam. Şu oluyor. Şimdi bir sefer akciğer kanserinin sigara içicilerinden mesela benim gözlemlediğim, özellikle sigara içicilerinden çok ilginçtir. Akciğerinde lezyonu çok belirgin olmayıp da beyinle saptadığımız olgular oldu. Yani bu tabii bir başka hastalıkta, işte malign melanomda da böyle, işte bir cilt hastalığında da böyle bir şey olabiliyor. Hastalığın kendini başlangıcını bulamıyorsunuz ama sıçramış halini buluyorsunuz. Evet. O açıdan da yani burada da tabii bir semptom saptadığınızda bunun üstüne hemen gitmeniz gerekiyor. Yani bu da günümüzde şu açıdan söylenebilecek söz. Çünkü günümüzdeki herhangi bir bulgumuzun üstüne gidebilecek bir radyojik görüntüleme olanağımız var. Bu radyojik görüntüleme olanağımız bize şeyi sağlayabiliyor. Bize o olası bulgunun altında nasıl bir sorun olduğunu, bu bir kanser mi, bu bir enfeksiyon mu, bu bir incinme mi, bu bir yaralanma mı, bu bir iltihap mı, bu bir buna benzer bir sorun mu, bunu saptayabiliyoruz. O açıdan ben şey diyorum, yani bizim kanser anlamına gelebilecek şeyle diğer tüm ihtimallerin anlamına gelebilecek şeyleri ayırt etmemizin tek bir olanı ama ilk önce görüntüleyeceğiz. Görüntüleyeceğiz. Sonra bu görüntülenmeden sonra gruplandırmaya başlayabiliriz. Bunu da işte patolojiyle oradan, eğer gerek tüm hastalara patoloji yapmak gerekmiyor zaten. Evet. Patoloji ihtimalini gerekli gördüğümüz hastalara. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Avrasya Hospital Sağlık Rehberi.